Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Safra kesesinin en önemli hastalıklarından biri safra kesesinde taşların oluşmasıdır. Ve bu taşlar da ciddi öncelikle ağrılar yapıyor. Bazen de kanallara düşüyor veya kanallara sıkışıyor. O zaman da sarılık yapabiliyor. Peki bu taşların büyüklüğünün bir anlamı var mı? Yani büyük olması kanala geçmesine engel olur mu? Veyahut da küçükler evet. Daha fazla kanala kaçar gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Evet. Aslında taşlar oluşurken küçük oluşuyor, milimetrik oluşuyor. Ama bunlar bazen 2-3 santime kadar büyüdüğü olabiliyor. Küçük olmaları daha tehlikeli. Çünkü kanalların çapı birkaç milimdir. Büyük kanal, koledok dediğimiz ana kanalın çapı 1 santimetreye kadar geliyor. Yani 7-8 milimdir ama buraya milimetrik olan taşlar düşebiliyor. Bu koledok dediğimiz ana kanalın ucu da dar, bir kalem ucu gibi. Yani şöyle bir kaleme evet. Benzetebiliriz. Tam ucunda bir sfinkter vardır. Yani büzük, o kasılır, devamlı kasılmış durumdadır. Sadece yemek yediğimiz zaman o açılır ve safra boşalır. Ancak bu dar olan yerde mesela bir safra kesesi taşı gelip burayı tıkayabilir. Tıkarsa ne olur peki? Tıkarsa ne olur? Sarılık olur ve ağrı çok olur. Evet. Çok şiddetli ani bir ağrı olur böyle ani tıkanmalarda. Ama yani oraya bir taş düşmüş ve tam tıkamamış, kısmen tıkamış ya da geriye kayıyor, tekrar açılıyor, tekrar uca geliyor. Bu durumlarda da değişik ağrılar, kesik kesik bazı durumlarda ağrılar yapabilir ama uca gelir tıkarsa o zaman safra... Bir de ateş yapabilir değil mi? Biz buna Charcot triadı diyorduk değil mi? Evet. Hocam yani hem sarılık, ateş ve ağrı, sağ üst kaldıran ağrısı. Yani karnımızın üst tarafında bir ağrı olduğu zaman ve gözlerimizde sarılık var ise biz vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Doğru. Çünkü eskiye göre şimdi doktorlar veya sağlıkçılar veya elimizdeki cihazlar bu tür hastalıkları çok daha kolay ve daha kesin tespit etme imkanına sahip. Onun için yani böyle bir hastalığı kolay yakalamak mümkün. İlla karında ağrı yapar mı? Sırta vurabilir mi? Omuza vurabilir mi? Böyle bir şikayetler yapabiliyor mu? Bazen çok sessiz seyreden taşlar vardır ve genellikle hani bir gideyim doktora ya yani genel bir muayeneden geçeyim ya da bir check-up yaptırayım geldiği zaman. Dediği zaman bir ultrason artık olmazsa olmaz gibi check-up'ta yani dur bir ultrason da yapalım denir. Yani en çok yapılan ultrasonlardan biri karın içi organlara yönelik ultrasondur. Yani üst batın alt batın dediğimiz ya da tüm batın dediğimiz ultrasondur ve birçok hasta bunu yaptırır. Yaptırırsa da karın içi organlarıyla ilgili sağlıklı bir bilgi sahibi olur. Ve bu nedenle de birçok hasta hiçbir şikayeti yokken safra kesesinde taş olduğunu öğrenmiş olabilir. Ama o zaman da ne yapacak? Tedbirli olacak. Tabii hiçbir şikayeti yok ama günün birinde bir şikayeti olursa bilecek ki safra kanalında veya safra kesesinde bir taş var. Bu ona problemler ondandır diye düşünebilir ve tabii çareyi de önceden mutlaka öğrenmiş oluyor bu tür hastalar. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.